Baron Reed. Efendim. Bunu arıyorum bir adam. Arıyorum. İyi, bütçe ne kadar? 2500 euro, 3000 euro 3000 veya 4. 3000 euro mu? Sen yabancı mısın? Yurt dışında okuyacağım. Hayda. Hayda. Reis Türkiye'de. O zaman Çağmuran'ı da kaldır bir adam. Adam galerici. Türkiye'de zaten benim de galerim var. Çağmuran'ın mühü tamamen açılsın. Çağmuran galerici. Selamünaleyküm. Baran Reis, sen Rusya'da mı okumaya gideceksin? Hayır, Makedonya. Makedonya mı? Tıp mı okumaya gidiyorsun Makedonya'ya? Hayır, mühendislik okumaya gidiyorum. Mühendislik mi? Makedonya'ya mühendislik okumaya giden ilk defa seni gördüm. Tıp okuyanın aklı fikri yoktur bu arada. Çünkü yok denkliği alamayacaklar Türkiye'de. Mühendislik alabilecek mi? Alabilecek. Ben yazalım Makedonya görsün. Ya denklik basite girer be adam. Denklik dediğin nedir ki? Biz bu işlerin içinden geldik. Lan bu ülkenin reis karıları... Reis Bedir Han'da açsana sana zahmet ya. Lan gitme, bu ülkenin karıları türban takıyor, gitme. Ya Baran Reis, hangi mühendislik? Baran Reis? Yazılım. Ya Reis yazılım olmuyor. Ya Makedonya'ya niye gidiyorsun baba sen ya? Ne yapacağız baba? Adam heves etmiş. Bırak bir pişman olup dönsün ya. Ya Reis. Hangi ülkeye gidiyorsun Reis? Makedonya. 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 Maşallah maşallah. Bak bunu da beğendim Berkay. Reis yalnız 2500-3000 euroyu aldığın araba sana bir 2500 euroluk da masraf çıkartır, haberin olsun. Yok, çıkarmaz. Bu yani otomatiklerini alma bunları. Ne bak, bunların şanzımanı bir patlayınca elde kalıyor. Ben de alacaktım zamanında. Bunlar sıkıntılı, ben sana söyleyeyim. Kanka, babamın galerisi var zaten. Bu işlerden az çok anlıyorum. Tamam, ben de anlıyorum aslında. Ben de Kıbrıs'taydım mesela. Bak bu arabalar bak otomatik adamın ocağını söndürür. Ben sana söyleyeyim. Zaten karda kışta otomatik çok iyi değil. Manuel, bu eski araba ya. Bu senden büyüktür bu araba. Kaç model bu araba? Bakayım. 2500 euro bir adam. Yani 2500. Seninle aynı yaşta bu araba. Sen bu araba bak, ben sana otomatiğini alırsan evlatlık kalır bu araba. Ben sana söyleyeyim. Yok Manuel zaten. Ha, iyi derim Manuel'si okey. Bunların bak yağmağı kaçırıyor arada bak. İyi bak ha. İyi göster arabayı. Çamuran Bey, siz ne kadar hakimsiniz ya. Maşallah. Alma alma. X5 alma. Kaç kaç. Bu arabadan kaç. Bizde vardı zaten. Maşallah. Kaç. Bu eski abi. Sen niye BMW'lere bakıyorsun be adam? Ya Mundaris var. Usulen BMW yanlışlıktır bu bütçede. Yanlışlık? Bu alacak başına bela alacak. Ben sana söyleyeyim yani. Çek bir tane Japon arabası o bütçeye ya. Japon çok şey. Alıyorum sana. Bak bunları Kıbrıs'ta taksi olarak kullanıyorlar o baktığın Mercedes'i. Çek Japon arabası ya, mucittir. Mucididir. Bak ben sana bir araba söyleyeceğim. Mazda Demio yaz. Demio diye mi geçiyor bakalım adını? Bir bak bakalım. Güzel araba. Evet. 2 yaz. Mazda 2 yaz o zaman. Mucittir ya bu araba. Yenisine bak ama. 2015'ine bak. 2015'i alamayız kanka. 2011 bak. Onlar belki alınabilir. Bak mucit bir araba. Ben bu arabayı kullandım var ya. Mucit ya araba. Yakmaz, akmaz, kokmaz. Bu eski kasası ama. Benim kasa değil bu. Bakayım benim kasa var mı? 2000, benim kasayı göremedik daha. Benim kasa, benim araba 2014'tü mesela. Baba 3000 euro ne yapıyor? Ya bir şey değil 3000 euro ya. 90 milyar mı? Bir şey değil mi? Evet. Ulan şu arabaya 90 araba milyar mı alıyor? Nedir ya? Bu kasaları mı diyor? Efendim ta reis, bu Mazda 3 bu. Mazda 3 bu. Mazda 2 değil. Bir dakika geliyorum ben az 2 dakikaya. Lan bu paraları buna vereceğime ben Urek alırım. 4x4 alırım. Kanka sen 20 yaşındasın değil mi? Hı hı. Maşallah. Bu yaşta araba bakıyorsun kendine öyle mi? Var zaten benim burada arabam. Arabam var. Ne iş yapıyorsun sorma sayı? Öğrenciyim. Öğrenci misin? Hı-hı. Yani Durmuş Bey, duyuyorsunuz. Ekonomi çok güzel bizim ülkemizde. Bir saniye. Ya Bedu Reis, bak Bedu Reis, sen şu an yanlış onlara giriyorsun. İşe gel. Baba adam diyor ki baba parasıyla alıyorum diyor. Baba parasıyla alıyor baba. Çalışarak değil bak, öğrenciyim diyor. İşe gelsin bak, her şeyi çalışmaya vur. Doğru mu baba Bedu Reis? Doğru. Bir de özelde okumaya gidiyor yani. Baba Baran'ın da işte para vardır ya. Özellikle devlet. Devlet mi reis? Hı hı. Aracı sokuyorsun oraya, giriyorsun. Ya reis, senin müşterilerle bayağı bir karışıkmış ya. Bir tık. Reis, galeride var mı adam, arıyor musunuz? Ben de gelebilirim. Yok abi.
Evet, Baran Reis kaç sene orada kalacak? 5. 5 mi? Sen şimdi orada konmak için araba mı bakıyorsun kendine? Okula gidip gelelim diye. Benim kalacağım yer orada biraz köy gibi yerde, böyle bir yerde. Hayır şey, Range Rover bakıyorsun yani kendine, öyle mi? Abi niye bilelim? Ya Bedo Reis bak. Adam bakar bakar bak parası var arkadaş. Ya abi isyan etmeyeyim de ne yapayım şimdi? Yavrum. Tamam mükemmel battı. Sen şimdi kime isyan edeceksin? Şu an sen kime isyan edeceksin? Ama biri gelse desek o isminin başındaki direği. Yavrum adamın babasından kalma bir şeyler var. Adam gidiyor, okuyor, yiyor, içiyor, geziyor, keyfine bakıyor. Baran Reis doğru mu? Doğru abi. Gir baba. Aa bak, tamam o zaman. Hadi ben sustum. Ben bunu da seviyorum. Bu. Bir şey yok. Nedensiz bilmiyorum ama motoru da güzel bunun. V8 miydi? Evet. Gerizekalı yanlış yazmışım. Ulan 4600 euro hiçbir şey vereyim. Kredi kartından alırsın bu arabayı. Baran Reis, ben sana şunu söyleyeyim. 7000 euronun aşağısını alacağın araba elbet sana büyük sorunlar çıkartacak. Bunu dediğimi unutma. 7000 tamam. Euroyu gözden çıkart. Almaya da. Orada akrabamızın galerisi var. Bana dediği kelime şu oldu. Hani öğrencisin dedi. Abartı bir şey alma çünkü Türkiye'deki gibi değer kazanmıyor zaten burada. Aynen, değer kazanmaz böyle yerlerde arabalar. 1500-2000 euroluk motoru yeni yapılmış bir şey alalım dedi. Motorlu. Şimdi bak galerici adam daha iyi bilir. Ben ona bir şey demem ama hemşeriydi, gurbetli bir şey yaparmış. Hadi bu da aklında bulunsun. Hadi bir kardeş tavsiyesi olsun sana. Abi tavsiyesi olsun. Eyvallah. Şimdi orada var. İki tane Türk usta var. Biri Üsküp'te, diğeri İçtip'te. Onda sıkıntı yok. Sadece aldığımız araba şey olması lazım. Motoru yeni ya da performans yüksek olması lazım. Çünkü Türk usta kaç? Bana sordu. Reisler arabalar ne kadar ucuz ya. Baba bizim DC'ye geldim. Moralim bozuldu, motivasyonum bozuldu. 4000 lira arabalara şerere bakıyor. Abi adam kredi kartından araba alabiliyor ya. 4000 euro, 4, 8, 12, 120 milyar ya. Hiçbir şey ya. 120 milyar al araba vur geçir. Sinan Reis tek çekime girer. Tek çekime girer araba. Mette Reis bu nasıl ayak? Sinan Reis tek. Bildiğin baba tek ayak. Baba Bedo Reis. Yiyeceği kadar ha harbiden. Evet. Ya alım şeyi. Mentiri sen niye yurt dışında arabadan gezmiyor? Sinan Reis ben alırsam sıkıntıya giriyorum. Niye sıkıntıya giriyor? Ben yurtta yaşıyorum. Yurtta mı yaşıyor? Evet. Niye sizin yurttan F-16'la mı üniversiteye gidiyor? Eşek alsın. Niye sıkıntıya girecek misin? Ya Sinan Reis baba yurt düşüyor. Ya Mundarıyız. Baba yurt dışında arabalar bu kadar ucuzken. Bu Bentley'in babası şu çocuğa 1K euro da mı gönderemiyor ya araba alması için? Sinan Reis 1K euroya falan alacak arabalar çöp geri al. Sinan Reis baba çürüyor. 1K euro. Yavru Reis domates mi var? Aldığın araba yaramaz. Yaramaz diyorum sana. Yavru. Vursun gelsin 1K para mı ki ya? 1K'yı essin gelsin ya. Sinan Reis sorun çıkar. Sinan Reis bir de zaten burada araba kiralama sistemi var. Gerek duymuyor ki. Kiralıyor mu Bentley Reis? Evet. Ben de almadan önce kiralıyordum Sinan Reis yani. Sinan Reis mucidi ya araba almaya gerek yok. Her senin araba kiralıyor. Mundur Reis İzmir'de de kiralıyor. Ne diyor? Kiralıyordum Sinan Reis. Ama gerçi ben Türkiye'de bayağı da araba sürmedim ki. Ben sürmeyeyim boşver. Seni gidi seni. Sinan Reis? Evet baba. Sinan Reis bizi bu... Oğlum Sinan Reis komasına gireceksin amına koyayım. Evet. Yolu geldi aklıma. Ya şunlar gelsin. Ya bunlar muhabbetler falan. Açmıyor. Orada lavuk böyle açmış orada kızlar. Hani ben araba alacağım. Hadi ben de alıyorum. Yazın abi bunları. Doğru. Her gencin yaptığı hareketler be mındırıyız. Bırakacağız da kıracağız da balık getir tecrübeyi. Şimdi Sinan Reis bir maaşçıyı buraya getiriyorum. Kim baba? Bugün bu arkadaşa etiket attık. Kendisi ölü taklidi yapmıştı. Ama Semih malum mi? Düşün. Evet. Çağır baba. Çağırdım. Malum Discord'ları görünce bir anda Discord linki istiyor adam. Nerede kadar? Çağırdım. Reis, Bentley Reis Rusya'da aylık 500K aile bursuyla doktora okuyor. Neyi? Ben bir sikim anlamadım. Ya Bentley Reis, biz de senden bir sikim anlamadık amına koyayım. Seni okul okumaya baba, doktorluk okutmak için Rusya'ya gönderiyoruz. Evet. Sen Rusya'da PvP oynuyorsun amına koyayım ya.
Geçinemiyor şey. Ya baba geçinemiyor. 500 lira kazanıyor. Bir alakası yok. Çok değişik bir adam bu Betten'i. Sinan ne? Şu an malum kişi Discord'dan iş yapmıştı. Baba girsin hadi girsin çekelim. Selamun aleyküm reis. Semih reis ne yapıyorsun be adam? İyi gider bu adam, ne yapalım evde. Şimdi Semih reis duydum ki Marmara'da baba bazı itemler eline geçmiş. Hayda. Doğru mudur reis? Çok hızlı yaymış reis. Baba anlat hele şu konuyu da bir dinleyelim. Şimdi reis en ayinin tek. Bak. Guardian'ın orada Guardian'la bakışırken attım bana itemleri koydu. Lelo reis gibi hiç sesimi çıkarmadım. İzliyorum böyle. Tak dedi kabule bir bastı. İndirdim doğru seyredim baba. İtemler ne? 23'emiş kuşak. 10 ortalamalı falan. 47 TL'lik kolye. 2000 IP. 3 metin falan. Ondan sonra reis. Ekstra zırhlar falan vardı. Acıdım onları verdim reis. Baktım yayılıyor. Herkes mesaj atıyor bana. Dolandırıcı mısın, dolandırıcı mısın? Ha dedim dolandırıcıyım ama. Reis adamın itemlerini geri ver ya. Dorseledim reis. Sattın mı? Affetmem, sattım. Sinan reis, bugün gözlerini açıyorum Sinan reis. Teze bengi, eşek ağzı, yat aşağı, kırkı suratı. Sinan reis, baba. Sinan reis, ben yargılama istiyorum. Mahkeme kurulsun. Baba, yargılamasını yaptım. Götüne patlıcanı tıkadı. Sinan reis, baba ben bir bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi baba, mesela sen ticareti yaparken bir adamın ismine bakmıyorsun. Bakıyorum dedim. Bu adam niye bakmamış? Vermiştir. Ya bu anlık bunlar yaşanabilir ya. Olabilecek olaylar bunlar. Sinan reis, ama Sinan reis dediğine göre bak. Dediğine göre iki tane ticaret yapmışım. Yavrum. Olabilir ha. Biraz laf dinle bana. İnat et. Sinan reis. Evet baba. Ben bugün Semih reis bu olay yaşandığında Discord'a geldiğinde geliver ha geliver ha ne olur ha dedim. Or General Habeş maymunuyla Bentley Habeş maymunu adama dorsela dedim. Ama şimdi usulen Bentley ile Or General'in de yargılanması lazım. Baba sen bir insanın itemini alıp niye itemci de satıyorsun ya? Terbiyesizler bir daha almayın bu pezemengi Discord'a. Şimdi baba ne diyor reis? Şebek ağızlığı iyi bilirdim, sevdim bu çocuğu diyenler var. Yok reisler, birisi de olur mu ya? Yanlışlıkla verilmiş temleri almış satmış eşi gaz. Bir de çok değerli de değil. Satsan olur, satmasan olur. Hani 200 buslusunu yuvarlasan yiyeceğiz diye mevlüt yapar da. Reisler, hırsızdan yana mısınız yoksa tice bakmamış diyenler var. Neyse reisler, bu konularda biz çalışırız. Şimdi bunda reis, gelen son dakika ben açıklamakla mükemmel. Hayda. Baba, gelen son dakika haberi şu şekildedir. Usulen şu anda kulağıma geliyor. Hala da fısıltılar devam ediyor. Baba, gelen son dakika haberi... Greg olsun altına sıçmış. Hayır, Greg olsun altına sıçmış. Şimdi. Baba gelen son dakika haberi Mundoris bak şu anda harbiden temkinliyim baba. Bu haberi vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. Verelim sağolun. Baba gelen son dakika haberi Ulan cennet bilezikleri senin yüzünden tat. Sayın değiliz abi. Bak şok olup kalacaksınız bu haberi duyduğunuz olay. Gelen son dakika haberi... Manık şeysi. Pegasus şeysi takmıştır. Hayır abi Pegasus şu anda var mı? Bırak. Evet geri mi dönüyoruz reis? Baba gelen son dakika haberi... Bitmiştir. Bu yayın Manık şeysi. Zabıtalar bitmiştir.